Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoyla karşınızdayız. Bugün ne oynayacağız? Hemen baştan gördüğünüz üzere bugün Dealers Life'ın yeni bölümüyle sizlerle oynayacağım. Galiba bu dördüncü bölüm olacak. Aynen dördüncü bölüm. Dördüncü bölümünde bu sefer milyonu vuracağız diye düşünüyorum. Hemen oyuna girip geliyoruz. Hop, oyunu açtım geldim şimdi. En son hatırladığınız kadarıyla başla diyelim. 1 saat 13 dakika. En son 500 bine çıkmıştık. 2-3 eşyamız vardı. Arabayı satmıştık. Bunu tamir ettiriyorduk. Başka neyi tam yatağı tamir ettiriyorduk. Bunlardan bayağı kâr edeceğiz büyük ihtimalle. Webcam'imiz doğru yerde mi? Doğru yerde. Tamamdır. Şimdi bakalım günün tüyosu 10. Bir eşyayı sonra görev ya da durumlar için saklamak istiyorsanız eşyanı de bunu zaten biliyoruz babacığım. Oo. Hemen bakalım. Merhaba, nasılsın? İsmim Morena. Mümkünse şuradaki parçayı almak istiyorum. 92 bin. Aç gözümüzsün lan sen. Geç bunu ya. Çok pahalıya satıyorsun. Bununla ilgilenmiyoruz zaten. Bu ne veriyor? 92 bin veriyor. 132 bin dedi bu da. Çok bilgiliymiş ama aç gözüm bilemiyoruz. 190 diyelim. Bunu da reddedelim. Bence daha fazlası teklif gelebilir. Depodan açık arttırma. Bakalım, depo açık arttırmaları genelde karlı oluyor. Bir tane bu. Başka kitap. Kitap galiba deli para eder bence. Biz buraya girelim. 110 bine kadar falan girmeyi düşünüyorum. Çünkü kitap deli kar ettirecek bence. Bu kitap. Ver bize oğlum. Aldık. Bakalım ne kadar kar ettik. Kar ettik mi ya da? Çok kötüymüş. Bu da çok kötüymüş. Bu iyiymiş. Galiba bu ikisinden yok lan. Buradan zarar ettik ya. Zarar. Şimdi şunu hemen görmüyorsunuz diye bu tarafa çektim. Tebrikler, iyi şöhretin sayesinde rastgele bir sokağın en iyi vatandaş ödülünü aldın. Şimdi ya tamam diyoruz ya paraya hayır kurumuna başlıyoruz. Paraya hayır kurumuna başladım. Siz bunu görün diye böyle yapmıştım. Hop. Devam. Merhaba, adım Ekrem. Yanımda bir şey getirin. Ben cevaplamak istersin. Bakalım canım. Tahmini nedir bilemiyoruz işte bunu. Bundan çok fazla kazıklanma ihtimalimiz de var. Bunu geçelim o yüzden. Hiç güven vermedi o. Tamam, oradan karımızı etmişiz bu arada çıkarttırmadan. Bunun bilgisini vereyim. Oğlum. Bakalım. 140. Tamam, sıfır değil ya, 140 bin. 140 bine bunu hop al git lan. Al, direkt aldı gitti lan. Açık arttırmayla satış. Bunu direkt satalım bakalım ne kadar gidecek. 67 binden başlıyor. İleri saralım biraz, 77 bin, 102 bin, 150, 172. 92'yi aldık. Karımız var o bence oradan. Çünkü en son gelen teklif 75.000 civarındaydı hatırlayanlar. Bu çok kötüymüş. İlgilenmeyelim. Bu da çok kötü. 520.000'i ne yapacağız baba? 111.000'e al bunu git. 111.000'e direkt aldın mı lan? %200 kar ettik ondan bak. Of, yatak deli para ediyor. Bu yatak. Bunu tamir ettirsek yok, kötü. Şimdi güzel bir eşya bekleyeceğiz. Deli para yığdı önümüze. Bir tık aç gözlü. 580 bin diyelim. Biz bunu koleksiyoncuya daha fazla satarız bence. Bunu da geç. Bu deli aç göz zaten, bu alamazsın. Rehine eşyalar almadığımı zaten söylemiştim. Nadir çok kötü. Bunu 8.000'e aldın zaten, direkt aldı gitti. 8.000'e direkt alırlar. Of, bu da deli para etti. Bunlar çok kötü şu an. Buna bakalım. 1,5. Açık arttırma şu an çok kötü. Hiç kar yok. O yüzden direkt açık arttırmadan çıktım kameraya şöyle.
Biraz daha böyle kamera deli ısınmış bu arada. Onu geçtim şimdi. Açalım bakalım bu neymiş? Bu da çok kötü. Bu ne? Ostichon mu lan bu? 2000'e bunu veririm. Geç bunu. Hadi oğlum güzel eşyalar gelin, müşteri gelsin biraz. Nadir iyi bak, bu iyiymiş. 10 bin. 10 bin. 10 bin aldık. 10 bin kar ederiz oradan minimum. Epik iyi. 33 bin. Aç gözümsün lan. 20 bine ver bunu. 20 bin. 20 bin. Bu neymiş? Nadir kötü. Geç. Sıra dışı iyi. İlgilenmeyelim. Bakalım satalım. O denen. Bence bunda bir 90 bin var diye gitti. 61 bin dedim. O zaman 70, 67 yapalım. 67'ye satamadık lan tüy. Bakalım ne kadar teklif var. Aç gözümüzün lan. Bizi keklemeye deniyor. Kaç verirsin? Bence bu 10 bine gider hocam. 10 bin al bunu. 10 bin. Godfather. Bakalım. 10 bin eder bence bu ya. Hadi senin için 20 bin olsun. 24 bin aldık onu. Yağlayıp cilalayıp satarız. Vallahi 550'den aşağı gitmez bu. Yandı. Buna da satmadım çünkü aç gözlülüğü biraz fazlaydı. Bunu hemen tamir ettirelim. İyi bir kar edeceğiz galiba ondan. Bunu da tamir ettirelim bekleyeceğini tamirciye. Keşke ilk baştan onu tamir ettirseydim direkt. Bu kötüymüş, direkt geçtim. Yatağa direkt alıcı geldi. 800 bin diyelim. Hayır, kabul etmem canım. Depodan açık arttırma. Bakalım. 880 mı? Param yetmiyor ki zaten girmeye. Çıkalım buradan. Param yetse girerdim ama. Epiki geç. Sıradan kötü. Geç kardeşim, çok kötü ya. Açık arttırmayla satış. Yatağa koyalım mı şimdi? Yatağa koydum gitti lan. 270'ten başlattık. 295. 550'ye kadar çıkarsa iyi. 320. 345. 370. 395. 420. 445. Daha git lan, 470. 495. 520. Hadi oğlum biraz daha lan. 570. Hadi lan bir tık daha. İyi, aşağı yukarı istediğimiz paraya gitti. 1 milyonu vurduk bu arada. Tekrardan adam geldi. Tebrikler, iyi şöhretin sayesinde en iyi rastgele ödülünü aldın. Parayı hayır kurumuna tekrardan başlıyoruz. İtibar artı 10 gene geldim. Selam dostum, adım Shannon. Ödünç aldığım bir şey var. Satıp biraz para kazanmam lazım. Bak, Mitsel. Dört yüz bine keklendik mi lan acaba? Aşk gözlü değil, bilgili ama koleksiyoncu. 50 bin diyelim bakalım. 57 bine de bunu aldık. Bakalım Mitsel'in durumu nasıl? Bir keşke bilirkişimiz olsaydı orada ya. Sıra dışı gündelik geç. Bu neymiş? Epik. Bir daha bakalım. Sahte mi lan o? Yok, sahte değil. De. 25 bine gidersin sen. 60 yok ya. Direkt geçelim bunu. Bunların kaç günü var tamirin? 2 günü var. Bunun 1 günü var. Tamamdır. Yarın bunu misali şey ederiz. 8000 al bunu. 8000 aldık. İyi. Rehineci, rehin almıyorum. Alıcı. Bunu tamir edelim ya. Bunu da almayalım. Bunu satalım bak. Koleksiyoncuymuş.
390 diyelim. İlk teklifte gitmezse satarız. Eşya sahteymiş lan. Tüh. Eşyanın sahte olması bizi zorlattı. Hop tekrardan geldim. Eşyanın sahte olduğunu öğrendik. Bu durum üzdü biraz ama. Mecburen bunun üstündeki sahteliği kaldıracağız. Fiyatı bayağı düşecek ama yapacak şu an bir şeyim yok. Hem de bakalım neler. Bu zaten tamir oluyor. Başka yapacak bir şey yok. Devam edelim. Açık arttırmayla alış. Açık arttırmayla alışın hastasıyımdır. 34 bin. Bakalım. 22 bin. Açık arttırma iyi kar bırakıyor. Mesela bir tane daha girdim. O skide bırakırım ben bunu. Hop, burada da kar var. Efsanevi 270. 270'e girerim. Yok yok, buna girilir. Buna 400'e kadar girilir. Siz rahat olun. Hadi oğlum. Buradan da karımız var. Siz rahat olun. Buna girelim bakalım. 85. Buna da girelim. 85'e direkt aldık. Buna bakalım. Buna da girelim. Bunu da 60'ta bırakırım. 60'ta, çünkü bu 60'tan sonra bence kar getirtmez. Çıktım. Bakalım önümüze ne koydu böyle. Hop. Parayı vurmuşuz oğlum. Siz rahatınıza bakacaksınız. Biz bunu tamir edeceğiz bir de. Bekleyin. Ben bunu satabiliriz. Deli aç gözlü bu. 150 bin deriz buna. Geçtik seni canım. Yeni fiyatı bilinmiyormuş onun. Aldıklarımızın hepsi çok kötü. İşin kötü yanı o şu an. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Dükkana tamirci var mı burada? Tamirci yokmuş. Böyle değil ya. Dükkana level nereden attırıyorduk? Buradan. Tamamdır. Dükkanı geliştir. Tamamdır. Şu an dükkanı bir tık daha geliştirdik. 3 işçimiz oldu. Yarın işçi gelirse alıp onları tamir ettireceğiz. Şu an en pahalısı hangisi? Bu. Paramız yetmiyor lan. Bunu kapat. Bunu da kapat. Başka? Bu tahmini ödenen efsanevi kültür. Bu ne kadar istiyor? Bunu tamir et onlar gelene kadar. O ikisini kapattık. Devam. Epik iyi. Bakalım. Hocam ben şu an sadece satmak istiyorum ya. Deli aç gözlü. Bunu direkt geçtik zaten. Şeyimiz yok. Tamirci olsaydı iyiydi orada. Bu da aç gözlü ya. 100 bin al git lan. Yandı. Bu da karsız. Tamirci var mı? Depodan açık artırma. Epik giyim. 20 bine verirsen alırım. Bunu indirelim, bu gitsin artık elimizden ya. 80'a diyelim, bunu alır zaten. Zarar ettik ama sahte malımızdan dolayı zarar ettik. Problem değil. Açık arttırmayla satış yapacağız. Bunu satalım. Bunu satalım. Açık arttırma her zaman biraz daha kar bırakıyor. Şu an 100 bin. Bakalım. 200 bin. Tamamdır. Deli kar ettik oradan. Siz rahat olun. Şu dükkanın hemen şöyle şeyimi tekrar çektim. Şu dükkanın güzelliğine bak. Ve buraya gelmek için anneannem başka bir yere aldırmam gerekti. Ama sonunda ne kadar değdi valla. Oo. Anneannem demişken buraya gelmemizi pek hoş karşılamadı. Hediye edelim de ne istediğine gelsin. Giyilebilir bir şey mesela. Ona bir kedi verelim. Daha ucuza gelir. Eksi 60 bin.
Şu parayla giyip bir şey al. Kategori giyimde bir şeyimiz var mı bizim? Giyim sadece bu var. Hemen bunu verelim gitsin. 168 mi? Freddy deli teklif ettin oğlum ya. 180 aldın gittin lan bunu. Tahmini bakalım. Yok bu zarar. Epic kötü. Bunu sen bana 40'a ver git. Gitti hemen. Harbiden de vermedi gitti lan. Bakalım. 120'ye aldım bunu direkt. Tamamdır bakalım. Epic iyi. 116 bin mi? Yok. Bunu emin olamadım ona ya. 610 bin mi? Bu. Biz de 500 harcamışız zaten. Bunu tamir ettirelim. Başka o yanlışlıkla başka şey var mı burada? Tamirci 2 level mı? 3 level'a paramız yetmez şu an ya. Bir tane bilirkişi aldım mecburen. Artık vakti geldi. Bir milyondan satacağım lan. 930 bak. Deli vurmuşuz şu an. 950'ye bunu aldı. İyi 450 bin kar ettik. Rehineci epik gündelik. Rehin almıyorum. Açık arttırmayla alışa girelim. Buna bakalım. 78 bin girelim bakayım buna. Sıkıldım ya bu açık arttırmadan. Hemen çıktım. Açık arttırmanın fiyatı çok düşük olunca insanı biraz yoruyor. Tamirci kaç level? 2 level. Yok bilir kişi. Hemen bilir kişiye atalım bence ya. Şu tamirciyi alalım. Bunu da tamir ettirelim. Bu üçü deli kar bırakacak bize. Şu an misal gündelik. Maalesef 1 milyon. Nadir kötü. Yandı çok kötü. Çok kötü. Bu da çok kötü. Bu iyiymiş biraz. 40 bin. Böyle indirelim biraz. 44.500. Direkt aldı lan. Ne fiyatı bilinmiyor. Bunu tamamladık. Bunlar 4 gün sonra çıkacak. Efsanevi çok iyi giyim. 10 bin. Yandı. Yataklar deli para ediyordu. Bu etmiyormuş. 20 bin. Yarı fiyatını alalım. 20 bin iyidir. 20 bin iyidir. Ne kadar veriyorsun? 68. Yok canım. Efsanevi çok iyi kültür 64 bin. Bakalım. 160 iyi teklif sundu. Ben de 180 dedim. 180. Zorla kabul ettirdim lan. Bakalım. Kötü. Epic çok iyi. Bu ne? Rehin almıyorum. 140 bin. Yandı. Az teklif ederse ben kabul etmem ki o teklifi. Bu dükkanı seviyorum. Buradan ne alırsan al. Gerçek olduğunu anlıyorsun. Tam da aradığım yer. Lan ananı sikeyim. Bir saattir şey buradaymış lan. Elimde sahte bir eşya var. İlgilenmiyorum dedim direkt. Duydun mu Peter? Buraya gelerek zamanımı boşa harcamışım. Zamanımızı böyle harcamaya hiç istemeyiz değil mi Peter? Bu durumda bir şey yapması lazım. Gerçekten çok ilginç. Cesur musun umursamaz mı emin olamıyorum. Belki kendimi iyi anlatamamıştım. Bu bir istek değil. Eğer ödemeyi yapmazsam başına kötü şeyler gelir. Para vermeyeceğim lan. Pekala bundan sonra sen iyi Peter. Arabayı hazırla buradaki işimiz bitti. Sen kimsin lan bize racon kesiyorsun? Bu resmi böyle çekelim. Unutmuşum orada ya. Efsanevi iyi giyim.
500 bine ver bunu. 500 bine ver git lan. 710 bine ver. 710 bine de bunu aldık. 710 bine direkt teklif geldi. 1,2 mi? Direkt bunu da sattık. 340 bin kar ettik arka arkası. Bir fiyat söyle. 150 bin. Galiba bundan zarar ettik. Sıra dışı kötü, bunu geçtim. Depodan açık arttırma. Bakalım. Pek beğenmedim bunu. Efsanevi çok kötü. Bunu geçtik. Bu zaten çok kötü. Of, bu efsanevi. Koysak mı lan be açık arttırmaya? Bunu. Bunu koyalım. 1 milyon 260 binden açıldı bu. Hadi bak, 2 milyona gider bence bu. Bu açık arttırmayla aldığımız, bu arada yanlış olmasın. Bunu 300 bine aldık. 200-400 bine de tamir ettirdik. Şu an ilk milyonluk alışverişimizi, bak vurgunumuzu yaptık. Ne oldu lan? Heh, tamam devam. 3 milyon. 3,5 milyon. Hadi oldu mu? 3.600. Hadi lan 4'ü gör. Deli kar. 5 milyonu gördük. Bakalım ne sattık bunu. Aç gözlü müsün lan? Bir tık. Direkt bunu da sattık lan. Bu ne? Hadi lan sen iyi günündesin. Sana direkt sattım gitti lan. Çıkarttırmayla alış. Buna hemen bakalım. 50 bin. Neyse girelim bir ya. Çık ya. Of, 50 bin etmez bence o. Hemen. Şimdi. Karakterimizin özelliklerini bir tık buff atalım. Çünkü karakter hiçbir şey anlamıyor. Hepsine bir tek tek basalım. Şunları da 4 yapalım. Şimdi karakterimiz daha akıllı bir adam olacak. Bu neymiş? Tamamdır, buna verelim bir tane daha. Hepsine bir tık verelim ya. 2 milyona kadar iyi. Bir tık da buna keselim. Tamamdır. Epik çok iyi gündelik. 100 bin veririm. Bay bay. Şimdi. Rehineci. Mitsel rehine bırakıyor. Canım. Mitsel rehine. Bizi öldürdün mü mitsel rehineli oğlum? 300'e bunu direkt bence bırakır gider bu. Aynen dediğim gibi oldu. Efsanevi çok kötü. Lan o kadar geliştirme yaptık hala fiyat göremiyoruz ya. 50 bine, 50 bine al git bunu. Ananı bacını kim senin oyun ya. Rehine, bu rehineyi almıyorum. Şimdi elimizde kalan 3 parça eşya kaldı zaten. Bunu tamir edelim. Şimdi bu uyduluk bu kadar oldu. Görenler bilir, bir duyanlar görür. 5 milyonu gördük ve karakterimizi deli geliştirdik, ama deli geliştirdik arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. All seven. Lan Cengo, bak göreceksin, bu memleketin abisi biz olacağız. Ola oğlum, ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.